İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamentosunun olağan oturumu gerçekleşti. Paris'teki Türk Büyükelçiliği önünde gösteri. Arsak'ın güneyinde savaş devam ediyor. Avrasya Hükümetler Arası Konseyin oturumu Yerevan'da gerçekleşti. Türkiye ve Azerbaycan savaşa birlikte hazırlandı. Batı Ermenistan'ın Van iline yılın ilk karı yağdı. Şuşi Tiyatro Topluluğu gümrüde artaklı çocuklar için oyunlar sahneledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 8 Ekim'de olağan oturumu gerçekleşti. Yerevan'da düzenlenen oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Başbakan Sedan Melikyan ve 5 milletvekili hazır bulundu. 25 milletvekili genel olarak savaş gerekçesiyle oturuma katılamadı. Parlamento oturumunda görüşülen gündem şöyleydi. 1. 14 Aralık 2004 tarihindeki Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin beyannamesinin tartışılması. 2004'ten 9 Mayıs 2016'ya kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın kurulması ve kronolojisi. 2. Konferanslar düzenleme ve planlama gündemi. 2 haftada bir konferans yapılmasına karar verildi. 3. Felix Abrahamyan, Sünük bölgesindeki durumdan ilgili bilgiler aktardı. Parlamento oturumunda açılış konuşmasıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abraham söz aldı ve Ermeni platosundaki genetik olarak kanıtlanmış yerel halk olan Ermenilerin binlerce yıllık tarihini sundu. Ayrıca Hristiyanlığı kabul etmeyen ancak Ermeni platosunun yerlileri olarak kalan tüm halklara Aleviler ve Zazalara atıfta bulundu genelde Nubar Paşa haritası olarak adlandırılan ve Ermenilere yönelik soykırımın yaşandığı Batı Ermenistan haritasını sundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armene Gabrahamyan oturumla ilgili soruları yanıtladı ve özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Fransalı Ermeniler eylem başlattı. Katılımcılar Azeri Türk saldırganlığı ve artsağa karşı başlatılan savaşta şehit düşen Ermenilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Göstericiler, birlik mücadele, zafer, Aliyev dur, Erdoğan teröristtir, Karabağ bizimdir sloganları atarak Ermenice, İngilizce ve Fransızca afişler taşıyordu. Batı Ermenistan vatandaşları ve Bassam Tahan başkanlığındaki milletvekilleri de gösterilere aktif olarak katılıyor. Önümüzdeki salı günü saat 18'de Fransız parlamentosu önünde başka bir gösteri yapılacak ve protestocular Arsak'ın bağımsızlığının tanınmasını talep edecek. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Boğusyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre askeri operasyonlar cephenin her yönünde yoğun bir şekilde devam ediyor. Boğusyan ayrıca ağır çatışmalarda düşman savaş alanında büyük insani güç kaybına uğradı ve eksikliğini ilk arsa savaşının mağlup gazileriyle doldurmaya çalışıyor. Düşman ordusunda hala ayık kafalı bir asker kalmışsa muhtemelen bu güçlerle büyük umutlar beslememesi gerektiğini anlıyorlardır. Arsa savunma ordusu önündeki askeri görevini zekice yerine getiriyor diye yazdı. Avrasya Hükümetler Arası Konseyi'nin oturumu Yerevan'da gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan misafirleri Garen Demircan adlı spor ve konser kompleksinde karşıladı. Armin Press'in haberine göre Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye dört ülkenin başbakanları, Avrasya Ekonomik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Miasnikovic toplantıya küçük bir grup halinde katıldı. Toplantıya Ermeni tarafından Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya tarafından Başbakan Mihail Mishustin, Belarus'tan Başbakan Roman Golovchenko, Kazakistan'dan Başbakan Askar Mamin katıldılar. 6 Ekim'de Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov'un istifa ettiği öğrenildi. Ülke büyükelçilik düzeyinde temsil edilmektedir. Türkiye ile Azerbaycan bugünkü savaşa birlikte hazırlandı. Kızıl Bayrak'tan yaptığımız alıntıda Fehim Taştekin'in Karabağ Savaşı hakkındaki makalesini özet olarak sunuyoruz. Türkiye önceleri çatışmalara müdahil olmadan Bakü'den yana bir siyaset izliyordu. Erdoğan'ın 2009'da Ermenistan'la normalleşme protokollerini Karabağ şartına bağlamasıyla ilişkiler biçim değiştirdi. Azerbaycan, Rusya, İsrail ve Beyaz Rusya'dan sonra Türkiye'nin de önemli silah müşterisi haline geldi. Temmuz'da Davuş'taki çatışmadan sonra yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye ile Azerbaycan bugünkü savaşa birlikte hazırlandı çok boyutlu yatay ve dikey ilişkiler sayesinde bölgede Rusya büyük patron. Şimdi Erdoğan Kafkasya'da Putin'le patronluğu paylaşmak istiyor. Kafkaslar Türkler için Enver Paşa'dan yarım kalmış bir rüyadır. Batı Ermenistan'daki Van'ın başkeli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağarken koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı. İlçede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken akşam saatlerinde eksi 4 derece kadar indi. Şuşi'deki Mğırdıç, Miryan adlı devlet tiyatrosu topluluğu Arsak'tan gelen çocuklar için gümrüde kukla gösterileri düzenliyor. Tiyatro yönetmeni Aşken Harutyunyan gazetecilere verdiği demeçte birkaç gün önce düşman mermisi tiyatro binası olarak hizmet veren Şuşi kültür evinin büyük kısmını yok etti. Oyuncak bebeklerimizin ve üniforma deposu tahrip edildi. Tabii ki yıllarca sıkı çalışarak kazandığımız şeyin bir anda kaybolduğuna üzüldük. Ancak sonra çocuk izleyiciyi masallardan mahrum etmek istemedik. Çünkü artık çocukların bir peri masalına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var dedi. Harut Yunyan, şimdiye kadar Arsa Cumhuriyeti'nden birkaç grup çocuk getirildi. Her şeyin yakında biteceğinden ve Arsa Cumhuriyeti'ne döneceklerinden eminler. Ancak her şeyden önce küçük tiyatro grubu Arsak'tan Gümrü'ye gelen çocuklar için gösteriler gerçekleştirecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Dans Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Yarhuşta adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.